Arkadaşlar iyi günler, merhaba. Bugün 10 coğrafya derslerimizden iç kuvvetler konusundan bahsedeceğiz. İç kuvvetler konusuna başlamadan önce şunu mutlaka bilmeliyiz. Dünyanın dış yüzeyini, yani litosferi, katı yeryüzünü şekillendiren kuvvetlere iç kuvvetler ve dış kuvvetler adını veriyoruz. Burada iç kuvvetler meselesini bugün konuşacağız ama nedir iç kuvvetler? Enerjisini dünyanın merkezindeki çekirdek bölümünden alan olay ve olguların tamamına birden iç kuvvetler, enerjisini dünyanın dışındaki güneşten alan ve özelliklerini atmosferdeki durumlarla gösteren olaylara da dış kuvvetler diyoruz. İç kuvvetler, dedim ya, dünyanın merkezinden enerjisini alıyor. Çekirdekteki yüksek ısıdan, o çekirdekteki 6000 derecelik yüksek ısıdan yayılan dalgalar, sıcaklık dalgaları, mantonun içinde konveksiyon akımları adıyla adlandırdığımız hareketlerle dikey yönde yükselen magma akımlarıyla yer kabuğuna ulaşıyor ve yer kabuğuna çarparak farklı yönlere doğru hareket etmeye başlıyor. Bu durum arkadaşlar konveksiyon akımları olarak adlandırılmış. Daha önceki dersimizde de bundan bahsettik. Asla ve asla şunu unutmayacağız. Yer kabuğunun şekillenmesinde etkili olan iç kuvvetlerin tamamının ortaya çıkmasında etkili olan yegane güç iç konveksiyon akımlarıdır. Yani biz her zaman diyeceğiz ki iç kuvvetlerin oluşumunda konveksiyon akımları etkili. Kim peki iç kuvvetlerle ortaya çıkan yer şekilleri? Hangi durumlar ortaya çıkıyor? Bir kere epirojenez, yani kıta oluşumu. Orojenez, yani dağ oluşumu. Efendim, depremsellik, yani zelzele, yer sarsıntısı. Efendim, volkanizma, yani erüpsiyon, püskürme olayları da iç kuvvetlerle alakalı. Biz bugün bu dört tane iç kuvvet olgusunu konuşacağız. Bunlardan konuşmamız gereken ilk mevzu arkadaşlar epirojenez. Yani epirojenez neydi? Kıta oluşumu. Özellikle yer kabuğunun dikey yönde yükselip alçalması olayına epirojenez diyoruz. Daha önce duymuşsunuzdur bunu. İşte 3. zamanın sonlarında Anadolu'nun topyekün, yani hep beraber yükselmesi Anadolu'nun bir okyanusken karaya dönüşmesine sebep olmuş. İşte bu durum epirojenezin süper bir örneği. Bugün yapılan ölçümler, gözlemler, hesaplamalar Anadolu'nun hala hiç durmadan yükseldiğini, her sene 3-4 milimetreden daha fazla yükseldiğini gösteriyor. Şimdi epirojenez olayını iyi anlamamız için bir şeyi çok iyi bilmemiz lazım. Dünyanın kütlesi ve hacmi hiçbir zaman değişmiyor. Hani değişebilir, tabii nasıl değişebilir? Mesela dünyaya devasa bir göktaşı çarparsa dünyanın kütlesi ve hacmi büyür ve artar. Ama bunun dışında herhangi bir şekilde dünyanın kütlesi değişmeyeceği için yer kabuğunu oluşturan levhalar, yani plakalar büyük bir değişim geçirmiyor. Bu stabil kalma, sabit kalma durumuna izostatik denge adını veriyoruz. Ya da levhaların birbirine göre belirgin bir denge içinde durması, levhaların akışkan magma üzerinde bir denge halinde yer alması durumuna izostatik denge diyoruz. Arkadaşlar bunu bir şekil üzerinde anlatırsak, ben her zaman okulda şunu çiziyorum. Şimdi şöyle bir çizimimiz var. Bu çizimin bir tarafı, yani bir levhanın bir tarafı yükselirken bu levhanın diğer tarafı buna mukabil alçalmak zorundadır. Yani atıyorum Anadolu Yarımadası yükselirken Karadeniz ve Akdeniz mutlaka çökmelidir. Ya da İskandinav Yarımadası yükselirken Kuzey Denizi ve Botni Körfezi çökmek zorundadır. Arkadaşlar Alp Dağları hızla yükselirken Venedik'in bulunduğu Adriyatik Denizi'nin kuzeyi mutlaka çökmek zorundadır. Demek ki bu olaya ne diyormuşuz? İzostatik denge diyormuşuz arkadaşlar. İzostatik dengenin örneklerini özellikle işte Venedik'te, Botni Körfezi'nde, Baltık Körfezi'nde, Anadolu'da, Ege bölgesinde somut olarak görmemiz mümkün. Şimdi burada bilmemiz gereken bir diğer konu da arkadaşlar
izostatik denge sürecinin ortaya çıkmasında etkili olan levhalar ve bunların arasındaki okyanuslar, su kütleleri bir isimle adlandırılıyor. Yani eğer, onu da şöyle çizelim, bir kıta kütlesi eğer yükseliyorsa ve yükselerek şu şekli almışsa buna jeo antiklinal, eğer çökmüşse buna jeo senklinal adını veriyoruz. Yani ben şunu biliyorum. Bir tarafta Atlas Okyanusu, bir tarafta Afrika, bir tarafta Güney Amerika kıtaları var. E bunun o zaman ortasında kalan, iki kıtanın arasında yer alan Atlas Okyanusu tipik bir jeosenklinalken, Güney Amerika ve Afrika kıtaları tipik bir jeoantiklinaldir. Yani dünyadaki büyük levhaların hareketleri sonucunda ortaya çıkan yükselimlere jeoantiklinal, çökelimlere jeosenklinal adını veriyoruz. Peki Doğu Hocam, biz bunları anladık. Şeyi nasıl öğreneceğiz? Bunların yeryüzü üzerindeki somut değiştirici etkisi nasıl ortaya çıkıyor? Arkadaşlar aslında bu da çok kolay biçimde ortaya çıkıyor. Nasıl ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Örneğin deniz seviyesi yükselince deniz suları karayı doldurur, karayı basar. Dolayısıyla deniz seviyesi değişir ve deniz seviyesi alçalırsa kara genişler. Dolayısıyla bir durumda deniz ilerlemesi, bir durumda deniz gerilemesi dediğimiz meseleler ortaya çıkar. Yani onu da şuraya çizeyim. Şöyle bir yer olsun. Burada arkadaşlar, şurası şöyle deniz, şurası kara, şurası da kıyı çizgisinin bulunduğu yer. Eğer deniz seviyesi yükselirse buradaki duruma transgresyon adını veriyoruz. Transgresyon. Deniz seviyesinin ilerlemesi, artması, transgresyon. Mesela küresel ısınmayla buzullar erir ise dünya denizlerinin seviyesinin 100 metre artacağı, buna bağlı olarak mesela Bangladeş gibi deniz kenarında bulunan ülkelerin, Hollanda'nın sular altında kalacağı söyleniyor. Demek ki bu durum neymiş? Transgresyon. Tam tersi durumda deniz seviyesinin gerilemesi, alçalması ile ortaya çıkan duruma ise regresyon adını veriyoruz. Regresyon. Regresyon ise deniz gerilemesi demek. Deniz gerilemesi arkadaşlar, mesela Anadolu'nun Tetis Denizi'nin tabanından yükselirken yaşanan durum regresyondur. Çevresindeki Akdeniz ve Karadeniz'in alanı küçülmüş. Niye? Çünkü Anadolu karaya dönüşünce çevresindeki denizlerin alanı küçülmüş. Veya Ege Denizi'nin oluşumu günümüze çok yakın bir dönemde Egeit denilen kara parçasının, Anadolu'nun Yunanistan'a doğru uzantısı olan Egeit kara parçasının çökmesiyle deniz burayı doldurmuş ve Akdeniz transgresyon yaparak ilerlemiş Ege Denizi'ne. Sonra arkadaşlar bu transgresyon Marmara Denizi ve Karadeniz'e kadar ulaşmış. Aynı şekilde bu durumun tam tersinin yaşandığı, örneğin şu anda İskandinavya Yarımadası yükselirken İskandinavya Yarımadası'nın kuzeyindeki Kuzey Denizi ve güneyindeki Baltık Körfezi çekiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir yerde deniz ilerlemesi var, bir yerde deniz gerilemesi var. Deniz ilerlemesine transgresyon, deniz gerilemesine regresyon adını veriyoruz değerli arkadaşlar. Buraya kadar öğrendiğinizi, anladığınızı ümit ediyorum. Şimdi arkadaşlar konuşacağımız ikinci konu orojenez meselesi. Orojenez meselesine girmezden evvel hemen şu tahtamızı silmek istiyorum. Orojenez, az önce de söyledik, dağ oluşumu anlamına geliyordu. Epirojenez kıta oluşumu, orojenez dağ oluşumu. Orojenez iki şekilde gerçekleşiyor. Bir kıvrılarak dağ oluşumu söz konusu, bir de kırılarak dağ oluşumu durumundan bahsedebiliriz. Zaten her ikisini de ele alacağız. Ben mesela hep şu örnekle anlatıyorum. Orojenez, yani dağ oluşumu ve dağ oluşumunun birinci türü olan
kıvrım dağlarının oluşumunda hep örneğim standart. Nedir? Örneğin sınıfımızda bir halı var. Halının bir tarafında Doğu Hoca dururken bir tarafında bizim Çubuklu Ali duruyor. Şimdi arkadaşlar, her ikimiz de bu halıyı zıt yönlerde, özür diliyorum, birbirine doğru iteklersek, yani bir tarafta Asya kıtası, bir tarafta Avrupa kıtası var, sıkıştırırsak bunu, ne oluyor arkadaşlar? Bu sıkışmanın etkisiyle ya da sınıfta sıkıştırılan halının alacağı şekil şu. Bu ne demek? Halı kıvrılıyor ve halının bir kısmı yükselirken bir kısmı da çökmeye başlıyor. Bu halının yükselen kısmı, yani bir kıvrımın yükselen eksenine antiklinal, antiklinal, çöken kısmına ise senklinal adını veriyoruz. Bir kere daha söylüyorum. Yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine doğru hareket etmesi sonucunda yeryüzündeki tabakaların kıvrılarak yükselmesiyle oluşan dağlara antiklinal, çukurlara senklinal adı verilir. Doğu Hocam, bu kıvrım sistemlerine örnek verin derseniz, Türkiye bunun mükemmel bir örneği. Türkiye'nin kuzeyinde ve güneyinde Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları tam da bir antiklinal örnekken, Orta Anadolu, yani Konya Ovası ve yukarı Sakarya Ovaları tam da bir senklinal görünümünde. Türkiye kıvrılıp yükselirken bunlar da oluşmuşlar. Tabi ayrıntıda farklılaşmalar var ama ayrıntılar bizi ilgilendirmiyor. Biz kabaca bunu bilmeliyiz. Peki Doğu Hocam, bu kıvrım dağları böyle konuştuk, öğrendik. Başka ne var orojenez içinde? Hani demiştiniz ya, iki tane türe ayrılıyordu. İkinci orojenez şeklimiz arkadaşlar, kırık sistemleri, kırık dağları, kırıklı yer yapısı diye geçer ÖSYM sorularında. Kırıklı yer yapısı nasıl oluyor? Hemen onu da söyleyeyim. Kırıklı yer yapısı arkadaşlar, yine aynı şeklimizi düşünelim. Bu sefer yer kabuğu zıt yönlü kuvvetlerle çekiliyor olsun. Zıt yönlü kuvvetlerle çekilen yer kabuğu bir süre sonra çekme gerilimine dayanamayarak parçalara ayrılıyor ve bu parçalara özel isimler veriyoruz. Biz mutlaka bu isimleri bilmek zorundayız. Nedir bu isimler? Yükselen yerlere Horst, çöken yerlere Graben adını veriyoruz. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Zıt yönlü kuvvetlerin etkisiyle çekilerek ayrılan yer bölümlerinde kırıklı yer yapısı ortaya çıkar. Kırıklı yer yapısının en önemli şekilleri yükselen tarafta Horst, çöken tarafta Graben'dir. Arkadaşlar bunların Türkiye'de en yaygın olarak görüldüğü alan Ege bölgesinde yer alan dağlar ve ovalardır. Bunlar kırık sistemlerinin, kırıklı yer yapısının görüldüğü en tipik örneklerdir. Başa dönersem, ikinci konumuz orojenezdi. Orojenez dağ oluşumu demekti. Dağ oluşumunu ikiye ayırdık. Birincisi kıvrım, ikincisi kırık sistemleriydi. Kıvrım dağlarının yükselen kısmına antiklinal, çöken kısmına senklinal diyorduk. Arkadaşlar ikinci gruptaysa kırık sistemleri vardı. Kırık sistemlerinin yükselen kısmına Horst, çöken kısmına Graben adını veriyorduk. Türkiye'de Ege bölgesindeki dağlar tipik Horst'larken ovalar tipik Graben'lerdi. Aynı şekilde Hatay'daki Amik Ovası bir çukurluk, yani bir Graben. Amanos Dağları tipik bir Horst da arkadaşlar. Bunlar da böyle duymuş olun, aklınızda mutlaka bulunsun. Peki Doğu Hocam, bu dünyadaki dağlardan bize örnek verir misiniz derseniz, bir kere arkadaşlar dünyada birinci zamanda oluşmuş, yani çok eskiden oluşmuş, bundan 300-400 milyon yıl önce oluşmuş dağlar var. Bunlar Sibirya gibi eski krak kıta kütlelerinde, bunlara eski dilde kraton adı verilirdi, kratonların üzerinde yer alan dağlar. Bunlar hangi dağlar? Ural Dağları. Mesela Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki
Ural Dağları yükseltisi çok az ama önemli bir dağ. Sırası birinci zamanda oluşmuş. Yine Kuzey Amerika'daki Apalaş Dağları oldukça önemli. İngiltere ve Kuzey Avrupa'da yer alan arkadaşlar Kaledonya ve Hersinya Dağları birinci zaman kıvrımlarının, kıvrım dağlarının en güzel örnekleri. Ural, Apalaş, Hersinya ve Kaledonya. Peki günümüze yakın dönemde üçüncü zamanda oluşmuş kıvrım dağları, biz onun üstünde yaşıyoruz zaten. Nedir onların en önemlisi? Alp Himalaya kıvrım kuşağı, Türkiye'nin de yer aldığı büyük bir kıvrım kuşağıdır. Bu kıvrım kuşağı nasıl oluşmuş? Kuzeyde Avrasya, güneyde Afrika, Arabistan, Hindistan gibi levhalar sıkıştırmışlar ve Tetis denizini kapatmışlar. Tetis okyanusunu kapatınca kıvrım dağlar ortaya çıkmış. Hangi kıvrım dağları? Alp dağları, efendim Balkan dağları, Anadolu'da Toros ve Kuzey Anadolu dağları, İran'da Zagros, Gürcistan'da Kafkas dağları, Elbruz dağları, Hindistan'da Himalaya dağları, Çin'de Tien Shan dağları olarak büyük, kocaman, devasa bir binlerce kilometrelik Alp Himalaya kıvrım sistemi oluşmuş. Bir daha söylüyorum, Alp Himalaya kıvrım sisteminin oluşmasında ikinci zamanın sonlarında güneyde yer alan Gondwana parçalarının kuzeydeki Lavrasya parçalarına doğru ilerlemesi etkili olmuş. Dolayısıyla bugün dünyada dağlık engebeli yüksek olan ülkeler, mesela Türkiye, Alp Himalaya kıvrım kuşağının üzerinde yer alan ülkelerdir. Yine burada söylememiz gerekenlerden bir diğeri de, ya söylememiz gereken şeylerden bir diğeri diyorum ama çok da bir şey yok. Arkadaşlar bir tek neyi söylememişim? İşte Amerika kıtasındaki Kayalık Dağları'nda, yine Kıvrım Dağları'na bir örnek. Mutlaka hatırlamamız, bilmemiz gereken dağlardan birisi. Ama biz özellikle Alp Himalaya Dağları'nı ve Alp Himalaya sisteminin en yüksek noktası olan Everest Tepesi'ni hatırlamalıyız. Şimdi burada konumuzu bitirirken kesinlikle ve kesinlikle iç kuvvetlerin ilk iki maddesini, yani epirojenez ve orojenezi çalışıyoruz. Milli Eğitim ders kitabından altını çize çize, fosforlu kalemlerle boya boya okuyoruz. Sonra Milli Eğitim kitabındaki etkinlikleri çözüyoruz. Evde bulunan diğer kitaplardaki etkinlikleri yapıyoruz. Peşine Doğa Ateş 10. sınıf coğrafya soru bankasını çözüyoruz arkadaşlar, bilimsel yayınlarından. Bu sene çıkan, aslında şimdi kitapçılarda şu an yok ama birkaç güne olacak kitapçılarda, o kitabı çözüyoruz. Baktık bütün bunlardan yaptığımız yanlışları tespit edip tekrar Milli Eğitim kitabından okuyarak bunların cevaplarını buluyoruz. Ve böylelikle coğrafyayla ilgili burada öğrenmemiz gereken her şeyi süper öğrendiğinizi ümit ediyorum. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin çocuklar.